10 gün önce el uzatacaksın. 10 gün sonra bu ülkedeki sandık sonucunu, halk iradesini bir kenara bırakacaksın. Esenyurt Belediye Başkanı eşi kapıyı açıyor. Yatak odasına girmeyin, ben uyandırırım diyor. Ona rağmen tekmeyle kapı açılıyor ve uyurken bir anlamda şiddet uygulanarak uyandırılıyor. Ve en bizleri üzen konuya geliyorum. Bakın arkadaşlar. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabelası. Bu tabela 101 yıllık bir tabela. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu parti Altok ablemi. Ona hiç kimse el uzatamaz. Buradan o atanmış vali yardımcısı olacak kayyuma. Kayyumun üzerindeki emir veren İçişleri Bakanı'na. O İçişleri Bakanı'na emir veren saraydaki bir numaraya söylüyorum. Bir daha bizim tabelamıza dokunmayı aklından bile geçirme. Dokunduğun tabela 101 yıllık bir partinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi ve şu anda da Türkiye'de son seçimlerde birinci olan partinin tabelası. Haddinizi bilin. En son bu ülkede tabela 44 yıl önce Kenan Evren'in yapmış olduğu darbede, faşist darbede görüldü. Hiç kimse, hiçbir lider, hiçbir yönetim partimizin tabelasını Evren dışında indirme teşebbüsünde bulunmadı. Ama Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sen Evren'den de Kenan Evren'den de daha kötü bir akıla sahipsin. Daha kötüsün siyaseten, hukukta. O zaman belediye başkanları alınıyordu, milletvekilleri tutuklanıyordu, parti tabelaları indiriliyordu. Bugün aynı iklim var bakın bu ülkede. Sen kimsin benim ilçemi, Esenyurt'taki ilçemi, parti binasını polis ablukasını alıyorsun? Bugün konuşan Ali Mahir Başarır 31 Mart seçimlerinde Türkiye'de birinci olan partinin grup başkan vekili. Artık bunlar ne 86 milyon için ne bizler için katlanılmayacak olgulardır. Nereye götürmek istiyorsunuz ülkeyi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin atadığım bir kaymakam parti tabelasını indirecek. Sakın elini bile kaldırın. Bakın o kaymakamı da, İçişleri Bakanı'nı da, Cumhurbaşkanı'nı da uyarıyoruz. Bu bir hadsizlik, terbiyesizlik. En faşist, en kötü yönetim olan ülkelerde bu yok arkadaşlar. O yüzden bizler yaşananlar ve yaşanma ihtimali olan olaylarla ilgili 86 milyon için bir demokrasi zırhı oluşturuyoruz. Milletvekillerimiz, grup başkan vekilimiz Esenyurt'ta ve orada olmaya devam edecek. Genel başkanımız Mardin'de gidecek. Halkın iradesini bir demokrasi zırhı oluşturarak koruyacağız. Hep beraber yapacağız. Buradan ben yurttaşlarıma bir kez daha partim adına, grubum adına sesleniyorum. Ülkede çok kötü şeyler oluyor. Hukuk ayaklar altında. İnsanlar aç, pazardan çürük domatesleri topluyor. Bütçe görüşülecek bakın yarın. Dış politika tamamen iflas etmiş. Ve bununla gündemi değiştirip Türkiye'yi baskı altına almak isteyen mitiler var. Hayır, direneceğiz hep beraber. Yeni anayasada istiyorsa, bu ülkedeki sıkıntıların çözümünü insanlar istiyorsa, işte bahar geliyor. Baharda koy sandığı. Türkiye'deki bu pislikleri, bu rezaletleri bir sandık temizler. O yüzden baharda erken seçim yapın. Kim kazanıyorsa anayasayı o yapsın. Çoktan bu sınırı açtı Türkiye yaşananlardan sonra. 86 milyona sesleniyoruz. 86 milyon bu talebini her yerde yenilesin. Biz en önde,
bir Katar, en önde bir militan olarak seçim için meydanlarda olacağız. Türkiye artık bu durumu, bu rezaletleri kaldıramıyor.